Gideceğim diyorsun yani Ünal Bey. Yolculuk ne zaman? Bugün. Yapmam gereken bir şey var mı? Var hazır. Ben dönünceye kadar hayatta kalmaya çalış Hızır. Asıl sen hayatta kalmaya çalış. Şimdi mevzu bana niye döndü? Çünkü Alparslan çok büyük bir iş yaptı. Faturasını da çok büyük bir kişiye kesecekler. Biliyorsun ben onlar için şimdi bir tehdit oluşturmuyorum. Tuncay'ları kastediyorsan ne yapabilirler ki? Ellerinde ne kanıt var ne de tanık. Hapse atacaklar demedim Hızır. Ölme dedim. Az önce Fuat aradı. İzzet anlaşmak istiyormuş. Ölmemek için her şeye razıymış. Tam tahmin ettiğim gibi. Tahminini söylersen tahmin olmaktan çıkar. Belki bir önlem alırız, işe yarar. Ölüme önlem alamazsınızdır. Sadece ölünceye kadar yapacaklarını planlarsın. Ne yapmam lazımmış? Fuat'la anlaş. İzzet'i öldürsün. Sonra ona istediğini ver. En sonunda İzzet'i öldür dedin. Evet. Çünkü İzzet her şeye razıyım dediğine göre Fuat'a senin ölümün üzerine bir plan yapıyor demektir. Çabuk iyileş. Sen bana lazımsın. Hadsiz. Bana lazımmışım. Nereye lan? Ne demek nereye? Ha bu kadar Badir'i atlattık. Sadaka vermeyelim mi? Ver. Badir'i sanki ben atlatmışım. Düş önüme. Beni Yuşa Tepesi'ne götür. Dur. Ondan önce kabristana gidelim. Torunumu rüyamda görmüşüm. Nasıl gördün? Kalk beraber gidelim diysem belli ki iyi görmedim. Hayır olsun inşallah. Ver kızım palton. Burşit nerede? Fahri abiyle filanlığa gideceğim dedi abi. Adnan, şemsiyeyi de yanına al. Tamam ana. Oteldekilerle aran nasıl? İyi. Her zamanki gibi. İyi. İyi, bir problem yok. Ben öyle duymadım da. Yine ne duymuşsun? Cemre ile bu aralar gerginsiniz diye duydum. Aman önemli bir şey değil. İş işte. Yani ciddi bir şey yok. Ben aslında bir şey merak ediyorum. Neymiş? Hatice Alan, Alparslan sende eski kız arkadaşını buluyordur dedi. İsmin yüzünden söylemiştir.
ismim yüzünden söyledi belli ki de. Senin için de öyle mi sahiden? Yani ortak noktalarınız yok değil. Mesela? Açık sözlülüğünüz mesela. Lafını kimseden esirgemezdi. Senin gibi. Başka? Başka. Samimiydi. Sadece bana karşı değil. Herkese içten davranırdı. Beni daha doğru düzgün tanımıyorsun ki. Belki ben öyle biri değilim. Sen mi? Evet. Ben sevdiğim insana samimi davranırım. Peki. Kimmiş bu sevdiğin insanlar? Mesela amcanı seviyorum. Hangi amcamı? Hızır amcanı. İlyas amcamı? O çok komik. Niyeyse gizliyor ama Hızır amcan gizlemiyor. Eyvah. İlyas amcam onu komik bulduğunu duyarsa yemin ediyorum seni Cemre'ye boğdurtur. Beni kimse boğamaz da. Hem bunu ona da söylerim. Yani güzel anlamda komik buluyorum. Eğlenceli. Böyle sinirlenince insanlara gel demesi, git demesi falan. Peki korktuğun biri var mı bu hayatta? Var. Kim? Sen. Hayda. Ya ben oturdum burada seninle salep içiyorum. Benden niye korkuyorsun? İşte korkutan kısmı da o. Biz burada oturmuş seninle neden salep içiyoruz? Ben bilmediğim şeyden korkarım. Hatta sana İlyas amcan gibi bir soru sorayım mı? Sor. Senin amacın ne amacın Alparslan? Senin amacın ne? Bravo. Bravo. Cevap vermeyecek misin? Her zaman illa bir amacın olmaz. Bazen neyi, niye yaptığını bilemezsin. Sadece yapmak istersin. Ben senin olmak istiyorum. Ve oluyorum. Peki sen? Sen niye benimle birlikte olmak istediğini biliyor musun? Biliyorum. Niye? Sen bana daha açık olduğun zaman ben de sana bunu anlatırım. Alparslan Bey, arabada iner misiniz? Siz kimsiniz? Tuncay Bey burada. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam, geliyorum. Telaş edecek bir şey yok. İstihbaratçılar. Bir şey sormak için geldiler herhalde. Tamam, bekliyorum. Tuncay Bey,
Eğer çağırsaydınız gelirdim. Bu yaptığınız uygunsuz bir davranış. Ben de tam senin uygunsuz davranışlarını konuşmak için buradayım Alparslan. Kız arkadaşım burada. Bırakıp geleyim. Sonra nereye istiyorsanız oraya gideriz. Kız arkadaşın kendisi gider. Sen bizimle geliyorsun. Özlem arabaya bin. Alın şunu. Özlem bin arabaya. Bir çekiştirmeyin durumu, izah edeyim. Ondan sonra nereye istiyorsanız oraya gideriz. Bırak. Ne oluyor ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz gündüz vakti? Sen hala konuşuyor musun lan ha? Fuat, hele bana bir söyle, bu İzzet teklifinde samimi mi değil mi? Samimi olsa iyi olur. Çünkü sizinle anlaşmaktan başka şansı yok. Ne demek yok Fuat, onu de bize. Şimdi İzzet hem Almanlarla hem de Sırplarla düşman oldu. Bütün anlaşmaları bozuldu. Ya bu durumu telafi edecek ya da yurt dışındaki ortakları burada kendilerine yeni bir ortak bulacaklar. İzzet 30 yılını çöpe atmaz. İzzet'in 30 yılı zaten çöpte geçmiş. Şimdi nereyi bulmuş da kendini iyi bir yere atacak? Hızır reis gelmeden ben fikrimi söyleyeyim. Arkadaş, bu işte bir tezgah var. Ben size İzzet'in söylediklerini aktarmakla mükellefim. Eğer bir tezgah varsa ya da yoksa bu konuda benim herhangi bir fikrim ya da bilgim yok maalesef. Fuat, Hızır'ın küvette seni yıkadığına İzzet ayıkmış olmasın? Bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şeyi öğrenmişse bu tezgah hem size hem de banadır. Peki madem Fuat, şimdi abim gelmedi ama benim senden bir isteğim olacak. Zor bir istek. Nedir? Şimdi ben diyorum ki madem sen bu İzzet'in yanına bu kadar rahat silahınla girip çıkabiliyorsun, sen bu şerefsizin kafasına sıksan, bizde kafamızdaki bu tezgah mıydı değil miydi gibi şüphelerden kurtulmuş oluruz. Daha iyi olmaz mı? Sonra oradan nasıl çıkacağım İlyas? Orasını hallederiz. Sen İlyas'ın teklifine sıcak bakıyor musun, onu söyle. Biz kapıda bekleriz. İçeriden seni alırız. İzzet öldükten sonra adamları halletmesi kolay. Bu zor. Çok zor. Ama imkansız da değil. Ne oluyor Zafer? Alparslan reis almışlar. Sen ne diyorsun ya? Kim almış? Nasıl? Benim yanımdan aldılar. Sen bir otur şöyle. Bir anlat bakalım sakince, ne oldu? Heh? Tuncay'dı ismi.
Alparslan istihbaratçı olduğunu söyledi. Emin misin? Evet. Peki nereye götürmüşler? Ya o kız nereden bilsin İlyas? Zorla mı aldılar, Alparslan kendi mi gitti? Zorla aldılar. Özlem Hanım arkalarından kurşun atmış ama acem olduğu için kimse indirememiş reis. Tamam Özlem. Sen hiç merak etme. Alparslan iyidir. Tamam? Bak bakayım bana. Ben halledeceğim. Tamam mı? Bana güven. Alparslan iyi olacak. Hadi şimdi Zafer abinle birlikte gidin. Kimseye de bu konuyla ilgili hiçbir şey anlatmayın. Ben geleceğim. Hadi. Fuat, İzzet'in bu olan şeyle alakası var mı yok mu? İzzet sizinle anlaşmaya çalışırken niye böyle bir şey yapsın ki İlyas? Niye yapmasın ya? Adam kahpenin teki. Bu adamın sözünün doğruluğunu ne zaman gördük ki? Acil bu konuyla ilgili ne öğrenebiliyorsan öğrenmeni istiyorum. Fuat. Olur. Abi çevirme var. Duralım mı basalım mı? Anam var anam. Nereye basıyorsun? Çekse. Güvercunuz takili mi? Takılı ana, takılı. Tamam durun. Uşaklar vazifesini yaptılar da. Tamam anne, duruyorlar zaten. Açtuz gibi kaçalım diye sandım. Niye kaçalım? Bilmediğimiz bir suçumuz mu var? Bizim bilmediğimiz bir şey yok. Belki onların bilmediği bir şey vardır. Abi, gördün mü? Gördüm, gördüm. Buyurun Tuncay Bey. Merhaba Hızır Reis. Anneniz Hayriye Hanım herhalde. Benim. Ellerinizden öperim. Müsaadenizle oğlunuzla biraz görüşmemiz gerekiyor. Gençler sizi götürsün. Ben Hızır Reis'i sonra eve bırakırım. Ziyaretlerimiz var. Siz neredeyseniz ziyaret bittikten sonra oraya sizi gidip bırakayım. Anne sen git. Sonra beraber gideriz. Abi. Adnan. Anamı istediği yere kadar bırak. İlyas'a da haber ver. Bu adam kimdi? Görevli anne. Rahmetli Davut Bey'den sonra geldi. Dostumuz değil ama. Ula, dostumuz değil. Niye bırakıyorsunuz abinizi alsınlar? Hadi, hadi gidin peşine.
Hadi. Çabuk. Bu yaptığın edepsizlik nedir? Hiç devlet terbiyesi almadın mı sen? Ben gayet terbiyeliyim. Annene ellerini seferim dedim. Daha ne istiyorsun? Fırçadan mubar lan. Savacaksanız olun şerefsizler. Ellerini hemen çek yoksa yeğenin alpaslan ölür. Çek diyorum sana. Alparslan nerede? Alparslan'ın yerini söyleyin. Nasıl diyorsanız öyle yapalım. Gideceğin yerde. Eline ayağını bağlayın şunu. Emredersiniz. Hep benim yüzümden. Ben olmayaydım. Hızır o hasmının arabasına binmez idi. Ana, sakin ol. Abimin peşinde değiller, malın mülkün peşindeler. Verun da uşağım. Neyin peşindelerse verun. Ana, vereceğim. Vereceğim, sen merak etme. İlyas, bu nasıl bir devlettir? Değiller ana, değiller. Görevden atılmışlar. Çıkar peşindeler. Validem, Ünal Bey'e de haber verdik. Şimdi devletin en tepesine kadar kim varsa herkesle konuşacak. Sen merak etme. İçini rahat tut. O başka ülkeye gitmeyi miydi? Vazgeçmiş ana. Şimdi Hızır Ali ile birlikte abimin nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Alparslan becerir diyor işleri. O nereye dur? İlyas. O da ellerinde ana. Başımıza daha neler gelecek ya Rabbi. Alparslan, silahların ve paraların bulunduğu depoların yerlerini söyle, amcanı serbest bırakayım. Amcam cesedime tüküreceğine yasımı tutar. Eğer ölmesi gerekiyorsa da ölür. Sen ne yapacaksan onu yap. Hiç kimse acı veremez. Gözümün içine bak oğlum. Gözümün içine bak. Depolar Alparslan. Alparslan! Bana bak! Benden başka hiçbir şey duyma. Hiçbir şey duyma. Bana bak.
Bence sen bana bak Hızır. Yeğeni kömür etmeden konuş bir an önce. Et lan. Et. Yeğenimi de kömür etmeni de. Bakalım kim sana ne yapacak. Et lan. Et. Alparslan ayıdana kadar Hızır'la devam edelim. Gel lan gel. Gel bana gel. 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 Bir şey söyleyecek herhalde. Yeter. Defoların yerini söyle, amcana eziyet etmeyeyim. Tamam. Söyleyeceğim. Kusura bakma amca. Ben seni böyle görmeye dayanamam. Hızır'ı götürün diğer odaya. Alparslan rahat rahat anlatsın. Dilim dilim doğrasalar da konuşmam. Sakın konuşma oğlum. Amca üzgünüm. Ne demek lan üzgünüm? Ne demek üzgünüm? Konuşma. Konuşma. Sakın konuşma. Depoların yeri. Ünal Bey'in dediğine göre her ne kadar Tuncay kovulsa da Mesut bunların arkasında. Ya kim kim? Bu Mesut kim? He? Siz bana bunun cevabını verin ya. Biz bu adamı düşürüp yargılayalım, sorgulayalım, gerekirse indirelim. Bu Tuncay'ın arkasındaki adam değil mi bu? Tuncay'ın karşısına götürelim, diyelim ki takas. Bitti gitti ya. Allah İlyas. Baktı ki Davut Bey'in yerine gelen adam. Nereye alıyız? Abi ne fark eder? Herkesin bir zaafı vardır değil mi? Ünal Bey'e de soraydın ya bunu. Sordum amca. Biz bu aralar bu adamlara hiçbir şekilde bulaşamayız. Zaten açıkta vermezler dedi. Murat yanında diyorsun. O dayasın kafasına silah. Murat adamın kafasına silah dayamayı bırak. Adamın çok dürüst biri olduğuna bile inanmış. Belli ki oradan yürüyemeyeceğiz arkadaşlar. Benim içim yanarak da bir şey söylemem gerekiyor. Bu İzzet'e, Sultan'a artık kime ulaşıyorsak ulaşalım. Depoların adreslerini verelim. Reis de Alparslan'ı kurtaralım. Neticede
Mal diyorsun değil babam. Senin kadar olmasa da maldır Tekin. La Bora, Esed'de mi değilsin? Ne yapalım ya? Bırakalım reisle Alparslan'ı işkenceden öldürsünler mi? Vallahi Boran ağa doğru söylüyor İlyas'ım. Dayıları teslim aldıktan sonra kime saldıracağımızı biliyoruz. Ama şimdi şu aşamada ne İzzet'e, ne Tunca'ya, ne de Sultan'a bir şey yapamıyoruz. O yüzden adresleri verelim, dayıları geri alalım. Ya siz kafayı mı yediniz? La İlyas. Bak, Boran bile paradan maldan vazgeçmiş. Sen ne diyorsun? Tufan abi, bilmiyoruz abi, bilmiyoruz. Adresler neresi bilmiyoruz biz. Ya ne demek bilmiyoruz? Aa da şimdi bittik. Alparslan'la reisten başka kimse bilmiyor mu Hızır Ali? Vallahi babamın da bildiğinden emin değilim. Ya böyle iş mi olur ya? Böyle yazıhanecilik mi yapılır ya? Kayıtsız, şahitsiz bal mı teslim edilir? O Fuat'tan ses yok mu? Var. İzzet bu işin dışındaymış gibi davranıyor diyor. Ha bir de ekliyor. Sultanın peşine düşün diyor. O Alparslan'ın bir adamı vardı bunların içine soktu. Neydi onun adı enişte? Ha Cengiz, Cengiz. Enişte. Buyur İlyas. Zafer'e söyle o Özlem'in abisi midir nedir gitsin onu alsın artık neredeyse getirsin buraya hemen. Tamamdır İlyas. İlyas abi. Dediklerine göre Sultan Ağa sabahtan beri ortalarda yok. Ama elemanları Sultan Ağa intikamını büyük aldı diye konuşuyorlar. Ne demek ortalarda yok? Bu adamlar hem ortalarda konuşacaklar hem de nerede olduğunu bilmeyecekler öyle mi? Abi en güvendiği adamlarını almış yanına. Asıl onlar kendilerini gösterecekler ki hava atmak için konuşacaklar ki açık versinler. Yoksa o tarafta tam bilgisi olan kimse yok abi. La İlyas, şimdi sen de bakayım bana. Bu Hızır konuşmaz da. Bu Alparslan direnir mi ölür mü? Abim konuşur. Ama Alparslan konuşmaz. Bir halt olduğundan değil ha. İnadına yapar. Sen bunu niye sordun? Hele bir söyle bana ya. Şimdi diyelim ki eninde sonunda konuşacaklarsa Abu Cengiz iz peşine düşsün. Çünkü mutlaka sultanın oralarda bir hareket falan olacaktır yani. Olur abi. Ben gideyim o zaman. Bir yere gitme sen. Konuşmaz o Alparslan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu saatten sonra kimin öldüğünün, kimin kaldığının pek bir önemi yok. O yüzden şöyle yapacağız, ikiye bölüneceğiz. Bir kısmımız sultanın ya da adamlarının ya da her kimi bulabilirlerse onların üstüne gidecek. Geriye kalanlar da İzzet'in mekanına gidecek. Tamam da amca. Babamlar Tuncay denen adamın elinde. Onlardan da bir şey çıkmazsa artık yeğenim. Geriye artık kim sağ kaldıysa o da Mesut'un üstüne yürüyecek. Doğru diyeyim. Hadi o zaman. Ben de etraftaki uşakların sayısını biraz arttırayım. Belli ki zayiat çok olacak. Tekin duydun. Bütün İstanbul'u yakacak insanımız var babam sayende. Reis, Faruk'un diyecekleri var. Sonra Faruk. Alparslan abi eğer alınırsam sorguda bir adres vereceğim. Onu amcama ilet demişti.
Mallar bu depodan alınıp buraya gelecek. Niye ikinci bir iş yapıyoruz? Oradan direkt beni mekanlara götürelim. Senin mekanlar şu an İlyaslar tarafından takipte. Para İzzet Ağa'ya, silahlar bana, haplar da sana. Anlaştık mı? Benim para kaybım da var. Onu İzzet Ağa'yla aranda halledersin Sultan. Peki. Depodaki güvenlik durumu neymiş? Çocuklar kalabalık mı gitsin? Alparslan'ın dediğine göre dikkat çekmemek için birkaç bekçi bırakmışlar. Ama sen yine de en güvendiğin adamları gönder oraya. Sen? Ben büyük patrona durumu anlatmaya gideceğim. Hızır'la Alparslan'ın işi bittiyse öldürüp nereye atalım diye soracağım. Niye soruyorsun ki? Sık gitsin işte. İşine bak Sultan. Sana dediklerimi yap. Kafayı üşütmüşsün. İnşallah onlara da böyle cevaplar vermişsindir. Sahtekar. Ulan senin yaptığın işi. Bak görüyor musun? Benim de ayaklarım üşüdü lan. Sallan. Sallan ısınırsın. Takip eden oldu mu? Var mı bir sorun? Hayır yok. Devam et.
Çocuklar nerede? Ön tarafta güvenliğin oralar. İyi. Aç bakalım şu kapakları da ganimetimizi görelim. Herkes elindekini belindekini yere bıraksın yavaşça. Tekin, bunların hepsini bağlayın. Tırlara doldurun. Hepsini değil, hepsini değil. Sultan hariç. Sultan, abimler nerede? İlyas, ben buraya mallarımı almaya geldim. Abinlerin alıkonmasından benim alakam yok. Sorduğum soru bu değildi. Sultan. Abimler. Nerede? Arka taraftalar herhalde. Herhalde he. Peki kaç kişiler o arka tarafta? Üç kişilerdi de gerisi çıktı az evvel. Gerisi dediğin kim? Tuncay. Tuncay Bey. O da buradaydı ama gitti. Bey he. Sultan. Düş önümüze de vuracaklarsa önce seni vursunlar. Belki insaflı çıkarlar. Hadi. Bakın şunun cebinde anahtar var mı? Bütün cahiller yanınızda mı? Çıkmışlar abi. Seni keser mi bilmem ama elimizde sultan var reis. O beni kesmez de ben onu keserim. Reis. Şimdi sus sultan sonra konuşacağız seninle. Ömrümü. Abi ne yapıyorsun orada? Çocuklar baktı, kimse yok orada. Ne yapacağım? Ayakkabılarımı giyiyorum. Ayaklarım dondu da.
Reis. Sana demiştim Sultan. Ömrün uzun olsun istiyorsan benden uzak dur demiştim. Sen ne yaptın? Dibimde dibimde gezdin. İlyas. Buyur abi. Reis sensin. İşine karışmam. Ama şimdi herkese söyle. Benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim.